Nasıl yapalım? Şöyle yapsak. Yukarıda tutunamayız. Buraya bassak. Sizle beraber, siz de bakın arkadaşlar. Benim gözümden kaçan bir şey varsa, burası hala devam ediyor şu tarafa doğru. Devam ediyor da oraya gidersem oradan öyle inebilir miyim yoksa orada kalır mıyım? Şurada kaplumbağa kafası var arkadaşlar. Hem de çok büyük. Evet, tarafını alayım. Buraya doğru çekiyor. Bakın burada hareketlendi alan tarama. Şuraya inmem lazım. Aha! Burada. Hop! Ya. Yaptığım en riskli, en tehlikeli çalışma yapıyorum şu anda. Kamera kayıttadır herhalde. Sürprizim var. Vay! Küpe bak. Bakın. Görüyor musunuz küpü arkadaşlar? Bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Defineci Yener. Bakın. Manzara nasıl? Şimdi buraları böyle komple bir dolaşayım önce, inceleyeyim, hep beraber görelim. Şuradan bir tırmanacak yer var, şu üstü balkon gibi duruyor, oraya bir bakayım. Etrafa bakalım, şüpheli noktalara alan taramayla, görüntüleme cihazıyla bakarız. Varsa bir şey çalışma yaparız, yoksa da bugün yine gezdik dolaştık deriz. Artık şimdi burası ilk gözüme çarpan yerlerden birisi arkadaşlar. Üstü bu şekilde, bakın böyle oyma yapılmış. Burada bir kasa olma ihtimali var. Neden var mesela? Burasını böyle oymuşlar. Bunun için diyelim ki bir oyup da bir kasa gibi yer yaptılar, kapattılar. Bu üzeri böyle olmasının sebebi gelen yağmur, kar suları buradan akıp buraya zarar vermesin, uzun süre kapalı kalsın diye böyle bir şey yapılmış olabilir. Buna benzer örnekler gördüm çünkü ben daha önce eşkıya bölgesinde. Şurası evet bir raf gibi duruyor. Şuralardan bakalım, şöyle geçmeye çalışalım. Oraya nasıl çıkarız? Buraları da ipsiz tırmanmak biraz zor olacak. Buradan mı çıkayım acaba? Böyle yapsak nasıl olur? Burada ayak basmak için yerler var. Resmen tutunmak için yerler yapmış adam. Buraya. Oo, bu taş burada var ya, indi inecek. Sağlam duruyor ama. Şurada tutunacak bir yer olsa şuraya geçeceğim ama şu anda riskli duruyor. Nasıl yapalım? Şöyle yapsak. Yukarıda tutunamayız. Buraya bassak. Vay be. Arkadaşlar, bu işi de öğrendim ben artık. Halatsız tırmanmayı öğrendim. Evet. Buralar çok şüpheli. Merak edilecek yerler var burada. Merak etmeye de değer. Ne güzel ya. Burada hiçbir şey olmasa bile şuraya gelip görmek bile zevkli arkadaşlar. Şöyle inceleyelim etrafı yavaş yavaş. Sizle beraber. Siz de bakın arkadaşlar. Benim gözümden kaçan bir şey varsa... Var mı şüphelendiğiniz nokta arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Çünkü benim gözümden kaçan bir şey varsa daha sonra gelip burada inceleme yapabilirim tekrar. Burası galiba bir kasaymış arkadaşlar. Evet. Burası kasaymış. Burayı almışlar arkadaşlar. Malzemeyi. Burası muhtemelen kapalıydı. Horasan'ın izi belli. Aynen böyle. Bakın. Şurası resmen Horasan. Bu şekilde kasaymış burası. Kapalıymış. Buradan almışlar malzemeyi. Vay be, geç kalmışız. Ama ufak tefek bir şeyler kalmıştır herhalde. Sağda solda. Şimdi şu yana doğru yavaş yavaş böyle baka baka inceleye inceleye gidelim. Şimdi arkadaşlar, zamanında dönem soygunu yaparlarken hep kolay yerleri alıp gitmişler. Zorlar duruyor olabilir. O yüzden böyle yüksek yerleri falan iyicene inceleyeceğim. Burası nasıl bir yer? Şuraya da geçelim bakalım. Buraları temizlemişler arkadaşlar. Bize bir şey kalmamış galiba. He? Kalmış mıdır? Çok güzel ama burası.
Muhtemelen burası da bir kasaymış, kapatılmış, alınmış zamanında gidilmiş. Ulan eşkıya, hiçbir şey bırakmamış bize. Her şeyi toplamışlar. Arkadaşlar, var mı gözünüze çarpan bir yer? Şurası böyle bir oyuk var. Şu altı yapıştırma bir kapak gibi duruyor. Bir oradan şüphelendim ama oraya da nasıl çalışma yapabiliriz? Yapabilir miyiz ya da biraz zor gibi. Onun tam oyuk gibi olan yere bakın arkadaşlar. Tam şöyle. Hemen onun altında bir bakın. Evet. Arkadaşlar. Orada bakın böyle bir oyma var. Tam siyah yerin şu sarı yerle siyahın birleştiği en uç noktada. Orada bir oyma var. Şu ağaç niye buraya kapatmış onu merak ediyorum. Burada da bir şüpheli nokta görünüyor ama şurası da bir kapak gibi. Neyse, birazdan buraları alan taramayla, görüntülemeyle bakacağız. Nerede ne var bize söyler. Yoksa da dediğim gibi gezmiş dolaşmış oluruz. Ama biz yine de her tarafı şöyle bir inceleyelim. Bu kaya buraya oturtma gibi duruyor. Bu kayanın altına bakmak lazım. Şurası nasılmış? Şuraya da bir şöyle ağaçları çekelim bakalım. Şüpheli nokta var mı? Evet. Buralar. Şurası bir şüpheli arkadaşlar. Burada bakın at bağlama yeri gibi yapmışlar burayı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buraya adam belki de geliyordu, atını buraya bağlıyordu. Kendisi o altta kalıyordu. Yaşam alanı olarak kullanıyorlardı belki burayı. Çünkü buradaki kayalar zamanında buradan kopmuş. Belki şu üst kısım böyle balkon gibi kapalıydı burası üstü. Çatı gibiydi herhalde. Olabilir, her şey olabilir. Eski zaman hakkında bilgimiz yok ama fikrimiz çok. Şöyle biz buraları bir iyice inceleyelim. Şu alt tarafa da bakacağım arkadaşlar. Bakın orası yol gibi yapmışlar oraya, görüyorsunuz değil mi? Buralarda bir şeyler kalmış mıdır? Şuradan oraya nasıl geçeriz acaba? O balkon gibi yer yol gibi yapılmış arkadaşlar. Nasıl geçeriz? He, sizce? Şunları, şu kuru dalları buradan alalım. Baksanıza arkadaşlar, buraya kim bilir kaç senedir hiç kimse gelmedi. Böyle yerler güzel arkadaşlar. Kimsenin gelmediği yerlerden bir şey bulma ihtimaliniz daha fazla oluyor. Şu köşeye dönüp bakacağım. Orada bir şüpheli nokta varsa ondan sonra alan taramayla artık yavaş yavaş başlarız arkadaşlar. İnceleme yapmaya. Kardan da üstümüze kaya maya yuvarlanmasa bari. Evet, burayı açtık şimdi. Kendimize buradan bir yer hazırladık. Şurada nereye tutunabiliriz? Bu sağlam ama. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Buradan buraya böyle resmen yol var. Yol var ama aman dikenmiş bu ya. Bu dikenler var ya bizi mahvediyor. Vay, burası çok acayip bir yer. Yalnız arkadaşlar, öyle bir noktadayım ki şu an. Görüyorsunuz mu? Uçurumun kenarı. Burası güzel, balkon gibi. Buraya bir yol yapmışlar resmen. Şu anda bu yolun sonu bittiği yerde muhtemelen malzeme olma ihtimali var. Niye var? Adam böyle bir kendine yer yapmıştır. En son gidilmeyen yerde bir yere koymuştur malzemeyi. Ama önemli olan orayı tespit edebilmek. Böyle yerlerde de alan taramayla çalışma yapmak da zor olur. Bakalım ne yapacağız? Burası hala devam ediyor şu tarafa doğru.
Şöyle bakalım gözümüze çarpan bir yer var mı? Bir işaret, şüpheli nokta. Ben gelirken bir iki tane gördüm şimdi. Bir şey demek istemedim arkadaşlar. Hani bakalım yorumlarda siz belirtebileceğiniz mi onları? Onu da merak ediyorum. Ben iki tane nokta gördüm net olarak. Onları söylemedim size. Şimdi şuraya kadar gideyim, iyicene bir inceleyeyim. Ondan sonra alan taramayla gelip oralara bakacağım arkadaşlar. Şu sonuna kadar gideyim de iyicene garanti alayım. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz, bakın ayak basma yeri. Yani burada daha önce bir insanların yaşadığına dair belirti var. Yukarıda arkadaşı nöbetçi diktim. Taş mı attı aşağı, ses geldi. Burası son nokta. Varsa şuralarda bir yerde bir şey olabilir. Tam şuraya görüyorsunuz mu arkadaşlar? Haçlar var, bak çizim var orada. Haçlar var. Burası şu anda en önemli noktalardan birindeyim galiba. Buradan daha fazla gidilmiyor. Ama şöyle şu üstü görmek istiyorum. Yani şuraya çıksam aslında buradan da az daha devam edebilirim ama ayak basmak için yer kalmadı. Bu sağlam mı? Sağlam. Bunlar sağlam değil. Bakın görüyorsunuz mu? Burada tutunma yeri arkadaşlar. Yani burası daha devam ediyor. Devam ediyor da oraya gidersem oradan öyle inebilir miyim? Yoksa orada kalır mıyım? Hatta şu an bile burada kaldım gibi bir şey. Vay, en şüpheli yere geldik. Arkadaşlar şurayı görmem lazım ama şu anda daha ilerlemek istemiyorum. İlerlersem geri gelemem. Şurası çok şüpheli bir yer. Hemen o haçların altı. Bakın çizimleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tam şurada çizim var. Haçlar var. 1, 2, 3, 4. 4 tane haç var arkadaşlar. Hepsi birbirine geçme gibi. O haçların olduğu yerden şöyle bir giriş olabilir bu içeri. Belki burada bir mahzen var. Ya da böyle bilmiyorum bir papazın inzivaya çekildiği yer olabilir burası. Yalnız şuraya geçmek gerekiyor ama nasıl geçilir bilmem. Orası. Oranın yolunu bulmam lazım arkadaşlar. Oradan geliş vardır herhalde. Şimdi buradan geçmek istemem. Çünkü buradan geçersem bir daha geri gelemeyebilirim. Yani şu anda bile geri gidemeyeceğim gibi duruyor. Burada kaldım gibi. Nasıl yapalım? Teminki tutunma yeri neredeydi? Burası. Şimdi buradan yavaşça aşağı ineceğiz. Ama nasıl ineceğiz? Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Şöyle. Oh. Arkadaşlar işte bu, biliyorsunuz mu, en sevdiğim şey bu. Buraya kadar gel, ondan sonra ki sanki burada kalmışsın, geri gidemeyecekmişsin gibi adrenalin yaşıyorsun. Zevkli oluyor, öyle bir zevkli oluyor ki arkadaşlar. Neyse biz şimdi define zevkine bakalım. Buralarda şüpheli nokta var mı? Bir bu yol üzerinde mutlaka bir cep, bir saklama yapmışlardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın buralar hep ayak basma yerleri. Burası resmen yol ya. Vay be. Yani buradan bu tarafa doğru bir yandan gidelim, bir yandan da bir kasa, cep, bir hazine, bir şey var mı görelim. Varsa hemen affetmeyelim arkadaşlar, alalım ne varsa buralarda. Burada kayaların içinde, toprağın altında durmasının kimseye faydası yok değil mi? Nasıl arkadaşlar? Yani
Adamlar gelip buraya zamanında niye malzeme saklasın diye düşünüyor insan. Ama şöyle bir sonuca ulaşıyorum. Aklıma şöyle bir fikir geliyor. Yani buraya gelip malzeme saklamıyorlar. Muhtemelen burada yaşıyorlardı adamlar, arkadaşlar, eskiden. Ya eşkıya kalmıştır. Eşkıyadan önce medeniyet zamanı insanlar yaşıyordur. Burası fıstık gibi bir yer. Dere yakın. Manzarası güzel. Kayalık alan. Mesela böyle bir yerde düşünsenize, şimdi kaldığınızı düşünün. Yani bir hayvan gelse buradan kendinizi korumak için, burası zaten bir kale gibi yani. Süper bir yer. Şurası basamak gibi. Bunlar hep, arkadaşlar bakın, bunlar doğal değil. Bunlar el yapımı. Yani bu ne demek istiyor? Burada, yani burada bir şeyler olmuş arkadaşlar. Burada bir yaşanmışlık var yani. Böyle izleri bulursak burada da bir malzeme olup olmayacağını tahmin edebiliriz. Ama hiç böyle burada bir zamanında insan yaşadığına dair bir iz bulamazsak, görmesek, burada bir inceleme yapmaya da bir gerek yok. Cihazlarla bakmaya da gerek yok. Çünkü insan gelmeyen yere bir şey saklama ihtimalleri yok. Evet, ben şimdi alan taramamı alayım arkadaşlar. Önce bir buraya böyle güzel bir göz gezdireyim. Bakalım, şurası da var şüpheli. Buraya güzel bir göz gezdireyim. Bir şey varsa, kayda değer bir şey, çalışma yaparız. Şurada kaplumbağa kafası var arkadaşlar. Hem de çok büyük. Evet. Onun bir fotoğrafını alayım. Ya da kısa videosunu alayım. Araya katarız onu. Şöyle yapalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Kaplumbağa kafasını çıkarmış, bakıyor. Gözü var. Gözü gayet belli. Evet arkadaşlar. Bu kaplumbağa burayı temsil ediyor. Burada bir yaşam alanı olduğuna dair en büyük kanıtlardan birisi. Evet, şimdi dediğim gibi arkadaşlar, ben gideyim oradan alan taramamı alayım. İlk önce buraları bir tarayalım. Bir şey var mı yok mu? Ondan sonra da görüntüleme cihazıyla bakarız. Varsa çalışma yaparız. Yoksa da artık dediğim gibi bugünlük gezmiş oluruz. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet, şimdi alan taramamızı alalım. Arkadaki anten havada, öndeki aşağıda. Arkadaşlar, buradan başlatıyorum. Şu anda tarıyor. Burada birkaç yerde malzeme var. Hala kendini kitleyemedi. Muhtemelen de iki malzemenin tam böyle orta noktalarına yakın bir yerdeyim. Hala taramaya devam ediyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Kendini bir türlü sabitleyemiyor. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir bu tarafa yakınlaşmam lazım. Bir bu tarafa yakınlaşmam lazım. İki tarafta da malzeme var. Bakalım. Şöyle duralım şuradan. Bir bakalım. Evet. Buraya doğru. Buraya doğru alıyor. Şöyle gidelim. Şuradan geç bir daha bakalım. Burada bir şey görünüyor arkadaşlar. Bakın. Şurası içeri doğru gidiyor, bir delik var. Ne acaba? Şurada içeri doğru bir delik gidiyor arkadaşlar. Burada bir yerde bir malzeme var. Şu köşeden belki kazmam gerekebilir. Evet. Bakın şurada bir keskiyle bir yer yapmışlar, bir oyma yapmışlar. Şurası şüpheli galiba arkadaşlar. Burada bir yerde bir malzeme var. Ben şimdi görüntüleme cihazıyla bir bakacağım buraya. Ama oraya alan taramayla o tarafa da bir daha bir bakacağım. Şey yapalım. Oradaki malzemenin de yerini tespit edeyim. Hani kolaysa ikisini birden görüntülemeyle bakıp hangisi kolaysa onu alırız. Ya da ikisi de kolaysa ikisini de alırız. Bir videoda iki tane define izleyeceğiz gibi geliyor şu anda bana. Evet, o tarafa gidip birazdan yine bakacağım arkadaşlar. Orada görüşürüz.
tarafa doğru çekiyor. Arkadaşlar, ben size bir şey diyeyim mi? Buradaki malzeme nerede biliyorsunuz mu? Burada demiştim ya biraz önce yukarıdan kaplumbağa var diye. Kaplumbağanın başı kayadan dışarı çıkmış bakıyordu. Şimdi bakalım nereye çekecek. Aynen o tarafa doğru alıyor. Şuradan da bakalım. Arkadaşlar şu an direkt beni kaplumbağaya doğru çağırıyor. Kaplumbağaya yakın bir yerde bir malzeme var muhtemelen. Evet arkadaşlar beni kaplumbağaya doğru çağırıyor. Şuraya. Kaplumbağa orada bana basamak gibi ilk geldiğimde oradan yukarı çıkmıştım. Bakın şimdi şuradan şöyle duracağım. Hop. Bakın direkt oraya doğru alıyor. Ve burada da hareketleniyor. Buraya doğru gittiğim zaman direkt hareketleniyor arkadaşlar. Şurada bir yerde o kaplumbağanın olduğu yerde arkadaşlar. Nereden geçeceğiz? Biz demin nereden geldik buraya? Şuradan mı? Şurada bir kayalık var. Oraya da gideceğim. Ama bugün işimiz burada. Yol nerede? Deminden beri gelip geçip buraya bakıyorum arkadaşlar. Şurada bir oyma var. Hep gözüm ona takıldı. Alan taramayla buradan oraya nasıl yapacağız? İki elle tutunmam gerekiyor. Bakın ilk buradan geçmiştim değil mi? Arkadaşlar hatırladınız mı? Böyle geldik buradan. Bu kaplumbağa arkadaşlar. Ayağımı bastığım yer şu an kaplumbağa. Kaplumbağanın kafası birazdan göreceksiniz. Şöyle geçelim. Karşıdan buranın fotoğrafını da alacağım. Kapak resmi yapacağım. Bu kaplumbağayı. Şimdi. Önce bir alan taramayla bakalım şurada. Ne yapacak? Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Buraya doğru çekiyor. Bakın burada hareketlendi alan tarama. Nasıl kuvvetli dönüyor. Güzel. Güzel bir malzeme burada arkadaşlar. Şunu bir yandan kapak resmi alayım. Nasıl yapalım? Buraları da acayip ha. Düşmeden çalışma yapmamız lazım burada. Arkadaşlar görüntüleme cihazını alıp önce buraya bakacağım. Burası çünkü çok hoşuma gitti. Ama burada çalışma nasıl yaparım bilmiyorum şu. Buraları bir incelemem lazım. Görüntüleme cihazıyla. Şuraya balkon gibi yer yapmışlar. Muhtemelen arkadaşlar burada adam şurada durup burada bir şey varsa malzeme varsa buradan buraya çalışmış. Artık nasıl yaptıysa şu arka tarafı tıkama gibi duruyor. Oraları falan bir kurcalayayım. Görüntüleme cihazıyla bakayım. Birazdan görüşürüz. Evet yağmur atıştırıyor arkadaşlar. Şurada balkon gibi yer vardı. Eşkıya kendine burada ev yapmış muhtemelen. Yaşamak için yer yapmış. Oraya geçelim de yağmur şu alırsa ıslanmayalım. Bakalım oraya nasıl çıkacağız. Şimdi levyelerimiz de burada. Onları da almamız gerekiyor. Önce bir olmazsa çantamı çıkartayım da sonra bir daha gelirim. Ya da buradan yukarı sallayabilir miyiz levyeyi? Hop orada kaldı. Balyozu nereden sallayalım? Atıp da tekrar kafamıza gelmesin. He? Şurada balkon gibi hemen önde bir yer var. Oraya bir düştürebilsem iyi olur da. Hop. Ya. Ben bunu iyicene hızlı sallayayım yukarı gitsin. Kendimize macera arıyoruz. Bir.
2 3 Hop kaldı. O tamam. Şimdi sıra levyede. Levyeyi nasıl yapalım? Şuradan gönderelim mi? Şöyle. Hop. Levyede kaldı. Tamam. Şimdi çantamızı alalım, enerjimizi alalım. Buradan böyle tırmanalım, bakalım nasıl çıkacağız. Evet, bu nerede kaldı? Enerjiyi alalım. Şöyle koyalım. Yağmur yağacak dedik ama yağmur çok az bir şey atıştırdı geçti arkadaşlar. Evet. Çıkmamız gereken yere ulaştık. Balyoz levye burada. Şu tarafa geçeyim, çantamı çıkarayım. Sonra balyoz levyeyi de alıp ondan sonra işleme başlarım. Evet, görüntüleme cihazımız Konrad GR3 Plus. Açalım. Uygulamamıza girelim. Tam burada kalibrasyon yapıyorum. Cihazı şuraya koyalım, telefonu. Çünkü burada ayakta durmak biraz mesele. Bakalım nasıl yapacağız. Alan tarama buralarda arkadaşlar, bu bölgede, gördüğünüz bölgede tepki verdi, bir malzeme olduğunu söylüyor. Şuraya inmem lazım. Aha. Bir dakika şimdi. Bakın arkadaşlar, telefonun yakınımı alıyorum. Burada. Burada alıyor malzemeyi arkadaşlar. Şurada. Şuraya. Bunu buraya koyalım. Bir aşağı inelim. Yakından inceleyelim bakalım. Buradan nasıl ineceğiz? Şöyle oturalım önce bir. Acayip bir yerdeyiz ha. Yorumlarda kanatların yok diyen arkadaş, seni unutmadım. Evet, kanatlarım yok. Ona göre dikkat ediyorum şu anda. Bakın arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Burada bir malzeme var. Burada tam yeteri kadar sinyal vermedi. Ama şurada. Burada of coştu. Makine coştu arkadaşlar, tam burada. Bunun altında bir malzeme var arkadaşlar, bakın burada. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Şimdi öyle bir yerdeyim ki ekranı aynı anda gösteremiyorum size. Ya da göstereyim. Hadi onu da gösterelim. Şöyle yapalım. Çantı tarafından çıktı. Bakın burada 50'ye kadar vuruyor. Normalde bu yeterli sinyal değil arkadaşlar. Burada yeterli sinyal değil. Şurada bir yakalıyor ara boşluktan. Şurada çok güzel algılıyor arkadaşlar. Baktınız, gördünüz mü? 93. Coştu. Görüntüleme cihazı coştu. Birazdan da biz coşarız belki. He? Birazdan da biz coşarız. Evet, şimdi... Bakalım buradan tekrar nasıl çıkacağız? Yukarı çıkayım. Levyemi, balyozumu alayım. Arkadaşlar, şu anda bakın şimdi size söylüyorum. Ne yapmam gerekeceğini söylüyorum burada. Bu cihazı buraya bir önce bir sabitleyelim de düşmesin aşağılara. Bakın arkadaşlar, şurada şu kısımda malzemeyi gösteriyor. Görüntüleme cihazı da, alan tarama da burada gösteriyor. Burası kaplumbağanın kafası, buradan çıkarmış kayanın içinden o şekilde. Hem de çok büyük bir kaplumbağaya ait. Burada güzel bir malzeme bekliyorum şu anda. Bakalım bunun arkasından güzel büyük bir kasa mı çıkacak? Artık bir mezar odası mı çıkar, mahzen mi çıkar bilmiyorum ama benim tahminimce sağlam bir kasa var burada.
balyozu nasıl yapalım? Şuraya koysak ucuna buradan sapını tutabileceğimiz gibi ayarlayalım. Levyeyi de buraya koyalım. Bu kısmı komple indirsem de pek bir sorun olacağını zannetmiyorum. Levyemizi alalım. Survivor başlasın arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben çünkü hazırım. Vay, gerçekten bugün arkadaşlar hayatımda yaptığım en riskli, en tehlikeli çalışmayı yapıyorum şu anda. Bugün güzel bir atraksiyon yaşayacağız gibi geliyor. Çünkü ben bunu, şimdi şu arkadaki kayaları çıkarırken arkadaşlar, bu da her an gidebilir aşağıya. Çünkü burası biraz zarar görmüş. Hasar görmüş. Burası çok bugün sıkıntılı. Hop, görüyorsunuz mu arkadaşlar, arkaya doğru boşluk açılmaya başladı. Ya şu anda doğru noktadayız diye artık iyicene kendimi şartlandırdım. Evet, şimdi bunu ayağımıza bacağımıza çarptırmadan şuradan aşağı yuvarlamamız lazım. Hop, hadi bakalım. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Vay be, adamlar nasıl işçilik yapmış. Muhtemelen ya şu yandan bir yerden çalıştılar ya da oradan çalıştılar arkadaşlar. Ya da bu kayaları buraya sonradan koydular, yapıştırdılar orasanına ama burası ayrıldı. Bakın görüyorsunuz, burası böyle muşla çekişte düzlenmiş, güzelcene açılmış kasa gibi. Dolguyu yapa yapa kapatmışlar. Buraya da kaplumbağanın kafasının şeklini vermişler, bırakmışlar. Aslında burası arkadaşlar ilk yapıldığında, benim tahminimce ilk yapıldığında şuralar falan komple horasanla kapalıydı. Bakın şu otları falan koparayım şöyle birazcık. Gördünüz, burası muhtemelen horasanla kapalıydı. Ama zamanla dediğim gibi kar, yağmur, hava şartlarından dolayı tahrip oldu, açıldı, artık tamamen meydana çıkmış. Ama tabii bunu yani böyle görerek anlamak mümkün değil. Cihazlarla emin olmadan çalışma yapmak zor oluyor. Boşa çalışma yapmış oluyoruz çünkü. O yüzden böyle ilk önce cihazlara, alan taramayla, görüntüleme cihazıyla bakmak lazım. Ondan sonra. Şimdi arkadaşlar bakın. Evet. Şimdi şuradan şu kısmı açtığımda her an her şeyle karşılaşabilirim. Bakalım ne çıkacak buradan. Çok merak ediyorum ya. Arkaya doğru bir güzel bir kasa çıksa şu anda var ya, o kadar çok zevkli olacak ki. Çok güzel bir şekilde özenle yerleştirilmiş kayalar arkadaşlar. Özenle yerleştirmişler. Adamlar hiç üşenmemiş. Buraya malzeme saklarken tabii yani adam lambur lumbur kapatıp gidecek değil. Sonuçta buraya değerli eşyalarını koyuyorlar arkadaşlar. Ya öyle acayip yorumlar geliyor.
Adam diyor ki bu kadar kolay mı açılır? Öyle kim koyacak oraya? Birisi oraya kim koyar diyor ki malzemeye değerli eşyasını. Birisi diyor ki o kadar kolay mı açılır ya? İşimiz kolay değil arkadaşlar, zor. Ama olsun, onların yorumlarına teşekkür ederim. Eleştiri de yapsalar, küfür etmedikleri sürece, uygunsuz yorum yapmadıkları sürece sorun yok. Çünkü eleştiri de yapsalar benim videolarımı ön plana çıkarttılar. Onlara o yüzden teşekkür ederim. Şimdi bakalım bu taştan sonra her şey yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak arkadaşlar. Benim hala aklım şu kaplumbağanın kafasında. Bunu aşağı doğru yuvarlasam mı acaba ya? He sizce? Oo, bu burada bayağı bir sıkıntılı. Bunu buradan göndermek de mesele yani. Gerçekten. Ben size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Burada ne varsa şu anda bu taşın altında var. Burayı boşalttığın zaman çıkacak meydan her şey. Yavaş yavaş açılıyor. Hop. Geliyor. Çok yaklaştığımı şu anda hissediyorum arkadaşlar. Yalnız bu kayayı buradan yuvarlasam çok güzel olacak ama hiç oynamıyor ya. Nasıl yapsak acaba? He sizce? Şuraya da tutunuyoruz ama ne kadar sağlam bilmiyoruz ha. Bu kaya burada bayağı da büyük ya. Bunu oynatmak da zor. Balyozla biraz vursak. Şimdi balyozla sallarken de balyozun ağırlığından dolayı dengeyi kaybetsem hani buradan aşağısı 2,5 metre. Bir şey olmaz ama canımızı yakarız durduk yere. Ne gerek var değil mi? Şöyle bir şey yapalım mı acaba? Görüyorsunuz mu arkadaşlar, horasanlar bakın. Bakın horasanlar nasıl ayrılmaya başlıyor yavaş yavaş. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar buraya böyle parça parça yapıştırılıp dolgu yapılmış. Arkadaşlar, define bu kaplumbağanın altında. Nadiren rastlanacak bir olay. Her zaman böyle denk gelmez. Ama ne çıkacak onu merak ediyorum. Kasamı mahzen girişimi yoksa değersiz bir eşya mı çıkacak bakalım. Ya arkadaşlar, şimdi buradan ben size kamera nasıl gözüküyor bilmem de
Buradan baktığında o kadar kolay gözüküyor ki. Hani şu kayaya şuradan şöyle. Bakın arkadaşlar, şimdi buradan levyeyle şöyle yapsak sanki çıkacak gibi. Ama hiç kımıldamıyor bile. Yavaş açılıyor. Evet. Nasrettin Hoca gibi yapalım arkadaşlar. Üzerine çıkayım. Böyle buradan asılayım kaya levyeyle. Biz de kaya ile beraber gidelim aşağı. Yoruldum. Birazcık mola verelim ve düşünelim bakalım. Bu işin kolayı başka türlü bir şekil var mı acaba? Hop, tamam. Bu buradan oynadı. Hop. Arkadaşlar gördünüz mü? Küçücük taş buradan nasıl gitti aşağıya? Küçük derken gene bayağı büyük de. Bir de bunu yollasak tehlikeli. Dikkat etmek lazım. Uzun sürünce de sinirim bozuluyor arkadaşlar ya. Alıştık kolay yerlere. Hemen birkaç hamleyle açıp alıyoruz gidiyoruz. Böyle zor oldu mu da insan stres yapıyor. Buna balyozla vursam belki 5-6 kere böyle bir kendini salacak gibi görünüyor ama burada balyozla çalışmak zor ya. Yani balyoz şimdi ağır olduğu için yukarıdan aşağı vururken buna dengemizi kaybedebiliriz. O yüzden riskli işe girmektense burayı yarım bırakmak daha iyi bence. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz mu? Arka tarafı yavaş yavaş açılıyor. Toprakla beraber boşluk çıkıyor içeriden. Şu anda. Hiç kımıldama yok ya. Adamlar nasıl bir şey yapmış? Belki de bu kaplumbağa böyle burada komple yapışık. Şöyle bakalım bakalım. Buradan ayrı gibi duruyor ama şu alttan biraz levyeyle çalışsam acaba boşa çıkar mı ya? Çok sıkıntılı yer arkadaşlar ya. Öyle bir acayip bir yerdeyim ki. Yani kendimizi mi tutacağız? İşçilik mi yapacağız? Acaba buradan dökme para mı yaptılar ya? Heh arkadaşlar. Burası bizi çok uğraştıracak. Uğraştıracak ama olsun. Yapacak bir şey yok. İşimiz bu arkadaşlar, değil mi? İşimiz ne? Heyecan yaşamak.
adrenalin ve define. İşimiz bu. Bunları dökmüşler Horasan'a. Doldurmuşlar dolguyu. Çıkar çıkarabilirsen. Arkaya doğru gidiyor arkadaşlar. Boşluk gidiyor arkaya doğru. Buraya nasıl bir çalışma yaparız ya. Arkadaşlar galiba ben ilk defa pes edeceğim gibime geliyor. Yani pes etmeyeceğim de bugün bu videoyu yarım bırakabilirim. Şimdi şu taraftan bu taraftan bunu bir şekilde deneyeceğim. Levyeyle yoklayacağım. Bakalım şu parçayı, şu kaplumbağanın kafası arkadaşlar, bakın bu. Bunu yani şu bu ana kadar uğraşmamın sebebi arkadaşlar, şu vakte kadar uğraşmamın sebebi şuydu. Bunun şeklini bozmayayım. Bu işareti bozmayayım. Derdim oydu. Ama yani burası sağlam bir dolguyla kapatılmış. Bunu almadan muhtemelen defineye ulaşamayacağım gibi geliyor. O yüzden şöyle bir şey aklıma geldi. Matkapla delik açıp şuraya. Şu karşıdaki ağaç da yakın. El calaskalıyla bu kayayı buradan çekebilirim diye düşünüyorum. Artık yarın gelip artık herhalde öyle bir şey yapabilirim. Duruma göre hareket edeceğim. Ama şimdi biraz daha uğraşacağım şurayla. Biraz daha uğraşayım. Şurasını falan açabilirsem arkadaşlar, belki şu dolguyu patlatabilirsem ulaşabilirim diye düşünüyorum. Ama ulaşamayacağım gibi olsa bırakacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu seferlik böyle olsun. Bu videonun devamında artık yarın çeker. Yayına sokarım. Evet, şimdi biraz dinlenmiş olduk. O arada birkaç parça daha elimizden geldiğince şuraları açmaya çalışalım. Arkadaşlar, şimdi bir şey diyeceğim de. Yani burayı siz de şimdi benden çok merak ediyorsunuzdur ama emin olun ben de çok merak ediyorum. Ne var ne yok. Ya birisi gelsin ben gideyim buradan, birisi gelsin alsın gitsin. Hiç böyle kafaya takmam arkadaşlar. Üzülmem yani, sorun yok. Birisi faydalansın. Ama merak ederim hani en azından ne çıktı burada, ne vardı acaba, onu merak ederim arkadaşlar. Görünüz mü arkadaşlar? Buraya adam nasıl işçilik yapmış? Bak, bakın yaklaşık 20 dakika olacak. Burada 20 dakikadır uğraşıyorum. Bu şekilde işçilik yapıyorum. Demek ki buradaki adam, buraya daha önce malzeme saklayan adam da burada böyle bu şekilde rahat bir şekilde çalışmasını yapmış. Görünüz mü? Bunlar böyle parça parça, bakın arkadaşlar bakın. Bakın altından, kayanın altından kök parçalar çıkıyor. Gördünüz mü? Bakın. Yani bunlar buraya yapıştırma olduğu bariz belli. Açılacak gibi duruyor ama yapma ya. Üf. Arkadaşlar kocaman bir kırkayak. Çıyan. Kocaman çıyan çıktı içeriden. Eldivensiz çalışmamak lazım. Değil mi? Akrep de çıkabilir, çıyan da çıkabilir.
İki cambaz bir ipte oynamaz ama belli de olmaz. Yani akreple çiyan yan yana duracağını zannetmiyorum. Ama hiç belli olmaz arkadaşlar. Hep temkinli olmak gerekir. Şunların ikisi arkadaşlar, bakın şurada şu ikisi yapıştırma. Ama aç açabilsem. Aha hadi. Hadi. Ha geliyor galiba. Dur bakalım, yağını bırakmazsak güzel olacak arkadaşlar böyle, değil mi? Bu kadar emek verdik. Şurada çalışmaya yer olsa arkadaşlar, balyozla bunu var ya paramparça edeceğim de imkanlar şu anda müsait değil. Mecburen böyle iş yapıyorum. Çok az kaldı aslında var ya. O kadar az kaldı ki defineye ulaşmama. Çok yoruldum arkadaşlar. Çok yoruldum. Her an pes edebilirim. Pes etmeye de kendime yakıştıramıyorum. Benim gibi bir adam burayı bırakır mı yarım ya? Yani bırakmaz da arkadaşlar, bırakmam normalde de şey sıkıntı ya. Durmak için yer yok arkadaşlar. Yani burada akşama kadar otur dikilirsin benim durduğum yerde şu an ama elinde levye balyozla çalışmak öyle kolay değil ki ya. Şu iki taş buraya çok güzel bir şekilde oturtulmuş. Fıstık gibi ayarlamışlar, gitmişler. Yani şunları buradan alsak acaba en azından aşağıda ne var ne yok onu görürüz ama. Bakar mısın arkadaşlar, burası dolgu yani, resmen belli. Burası dolgu. Dolgu da nasıl açarız? Şuradan şu çıksa, bu çıksa arkadaşlar, bu bunu tutuyor biliyor musunuz? Şimdi sanki birazcık fayda eder gibi geldi.
Bakın arkadaşlar, şurada birkaç parça taş parçası var. Onları buraya sıkıştırmışlar ya, bunları onlar tutuyor. O yüzden zorlanıyorum şu anda. Dolgu kısım burası. Burayı ayırmam lazım. Sinir etti. Acaba balyozla denesem mi arkadaşlar ya? He? Ne diyorsunuz? Şöyle bir şey yapalım. Bu levyeyi şuraya önce bir saplayayım. Bura dursun. Balyozu alacağım da bir deneyeceğim bakalım. Bakalım ne olacak. Baksanıza arkadaşlar ya, bu kaya buradan ayrılmış. Şu arkasını, burayı dolgu yapmışlar. Malzemeyi buradan koymuşlar muhtemelen. Ama çıkar çıkarabilsen. Adam kendine şurada çalışmak için önce yer yapmış, hazırlamış. Burada işlerini yapmış, malzemesini koymuş gitmiş. Biz de uğraşıyoruz çıkarmak için. Uf. Acaba nasıl olur bunun kolay? Bunun kolay yönü nasıl olur sizce arkadaşlar? Yani bakıyorum. Bir ihtimal göremiyorum. Tek ihtimal var, celaskalla, el celaskalıyla şu ağaca bağlayıp bu kayayı buradan çekmek kalıyor. Yani o gelir ama bugün başlamışız, işimizi yarım bırakmasaydık iyiydi. Neyse, birazcık dinlendim. Şimdi ben balyozu alayım. Balyozu alayım arkadaşlar. Çalışayım. Bir de şurada bir nokta daha vardı ya. Buraya deneyeceğim, baktım oluyor. Olmuyor arkadaşlar. Diğer noktaya bakarım. He? Olmaz mı? Bugünlük böyle olsun. Gel bakalım. Sen ne olacak mı? Şimdi bu nerede durur acaba? Böyle duracak gibi duruyor. Bakalım hadi. Çok tehlikeli işler yapıyoruz. Bu kadar abartmamak lazım aslında ama. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Önce buna bir iki sefer vurayım. Bakalım bu kımıldama yapıyor mu? Ona göre de. Yok be. Arkadaşlar. Bu var ya. Birazcık değişiklik oldu sanki. Levyeyle bir deneyelim bakalım. Belki fayda etmiştir. Şurası. Ya oynuyor da
Şimdi bu öyle bir şeydir ki arkadaşlar, bu içeri doğru böyle bayağı uzun bir şekilde sokmuştur adam bunu. Biz buradan ne kadar kanıttırırsak bunu fark etmez yani, içeride uç kısmı içeride olduğu için kayayı tutuyordur muhtemelen. Şöyle yapalım bir de. Acayip yordu ya. Yani öyle bir sinir oldum ki yarın da gelip açmayacağım buraya arkadaşlar. O derece ayarım kaçtı. Bir de bu kadar uğraşıyoruz. Adamlar yorumlarda böyle yazıyorlar, beğenmiyorlar bunları. Bu işi beğenmiyorlar arkadaşlar. Ya bunları ne yapsan yaranamazsın. Evet, birazcık aralar açıldı ama. Çok yordu, çok. Arkadaşlar böyle bir zor iş görmedim ben bu zamana kadar. Yani siz de biliyorsunuz, az çok takipçilerim, az çok biliyorsunuz arkadaşlar, hiç bu zamana kadar böyle bir yer, böyle zor bir yerden gelmemişti. Ya oynuyor, kaya resmen oynuyor ama açılmamakta inat ediyor. Şundan aldık mı olay çözülecek aslında. O kadar basit ama işçilik basit değil. Nasıl açılacağı basit de. Resmen oynuyor ya. Böyle bir şey yok ya. Şu an burada nerede bir değişiklik oluyor anlamadım. Ah be eşkıya, biraz daha bir kolay işçilik yapsan olmaz mıydı? Eşkıyanın direkt evindeyiz arkadaşlar. Adam burada yatıp kalkıyorsa burayı bayağı hiç güleceğim yoktu. Bayağı uğraşmış adam burayla. Ana malzemesini koymuş. Burayı bırakmam ben, bırakmam. İstediği kadar zorlasın beni.
Burası bana vız gelir. Bırakmam derken yani muhtemelen şu an bugün bırakacağım gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü bugün yeterli malzeme yok gibi yanımda. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Galiba bu kaplumbağanın kafası düşecek şimdi buradan. Şimdi buradan göreyim, düşüneyim, plan yapayım. Nasıl hareket ederim? Şuna beden gücü lazım arkadaşlar. Muhtemelen ama burada beden gücü veremeyiz. Şöyle yapsak. Evet. Tüh be, şu parça kopmasaydı çok iyi olacaktı arkadaşlar. Çok iyi olacaktı. Burası yüksek. Yani şu aşağıdan boyum yetişse çok rahat alacağım ama arkadaşlar çok yüksek. Şu karşıya geçsem oradan da çalışamam. Zannetmiyorum. Buna şuradan beden gücüyle böyle bir şöyle hafif kaldırsak oradan düşecek aşağı gidecek. Ne varsa da açılacak buradan zaten. Ama şöyle yapalım bir. Şurayı buraya bir bırakayım. Buradan bir bakalım ne varmış ne yokmuş aşağıda. Sabahtan beri şu kaya ayağıma batıyor ya. Deli etti beni. Bugün çok yoruldum arkadaşlar. Bugün o kadar çok yoruldum ki hiç böyle zor bir yere denk gelmemiştim. Yine kopmadı, kaldı orada. Şöyle yapalım. Şuraya oturup biraz daha rahat durmak için bir alan oluştu galiba arkadaşlar.
Yalnız çok yoruldum ya. Yani inanın şu anda inadımdan dolayı devam ettirmeye çalışıyorum. Aha. Ayrıldı. Ayrıldı. Vay be. Arkadaşlar inanır mısınız? Tam pes etmek üzereydim ha. Artık hani son hamlelerdi bunlar. Bırakacaktım. O derece zor bir yerdeyim şu anda. Gerçekten bırakacaktım. Artık. Neyse ki bu yerinden çıktı. Bu taş. Of. Çok zor. Bunu şimdi ben o kadar uğraştım, emek verdim, siz de az sabırlı oldun, olmaz mı? Ya o değil de hiç şeye de bakmıyorum ha. Telefon da yukarıda. Kamera kayıttadır herhalde. Vay be. Bizi bütün uğraştıran kaya bu arkadaşlar. Gördünüz mü? Bütün uğraştıran kaya bu. Nereye gitti o taşa teminattım? Şu kayayı da alırsam buradan muhtemelen... Aslında şu anda pointer alıp gelsem mi acaba diyorum ama şurada bir parça var. Şunu da çıkarsam sanki her şey çözülecek gibi. Hadi bakalım. Geliyor. Aha. Kaplumbağa aşağı gidiyor galiba. Önce şunu bir deneyelim bakalım çıkar mı buradan. Hah. Evet, tamam be. Var ya arkadaşlar. Neredeyse pes edecektim de bırakacaktım burayı. Oh. Hop. Şimdi bir yer açılmadı buradan. Şurayı. Galiba daha derinde arkadaşlar ha. Derinde mi acaba? Şimdi burasını dağıtmadan pointer'ı bir alıp geleyim. Pointer'ı alıp geleyim de bir inceleyeyim bakalım. Ne olur ne olmaz. Belki yaklaşmışızdır. Aha levye gidiyor. Atta. Gitti aşağı. Belki de levyenin görevi bitmiştir ya. Belki yaklaşmışızdır malzemeye. He? Hadi bakalım. Şu anda. Yok. Kaplumbağa burada çok sağlam bir şekilde duruyor. Ya çok yordu beni burası ya. Böyle bir şey yok. Acayip. Şöyle yapalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Buradaki toprağı pointer'ın üstünden aşağı doğru boşaltıyorum. İçinde bir şey varsa da zaten pointer'a deyip geçerken öter. Ama şu an için bir şey görünmüyor ya. Ulan boşuna mı uğraştık? Ne yaptık? He? Arkadaşlar ya boşuna mı uğraştık? Oo! Burada. Duydunuz mu sesi? Bakın. Görünüyor mu? Hah! Arkadaşlar. Çok güzel bir küp. Bakın. Şimdi size bir sürprizim var. Vay. Küpe bak. Oo. Durun, 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 durun. Hemen şöyle yapalım biz. Hemen kamerayı alalım.
kamera yakın çekim yapsın. Bakın. Görüyorsunuz mu küpü arkadaşlar? Bakın. Yapışmış buraya. Çıkmıyor. Hadi gel. Hop. Aha. Oo. Süper. Oo. Geldi. Çok güzel. Şuna bakın ya. Vay. Nasıl koymuşlar adamlar buraya bunu? Başka bir şey var mı? Şuraya bırakalım. Burada beklesin. Vay be. Bu kadar yorulduğumuza değdi. Az daha bırakıyordum ama. Başka bir şey yok mu ya? Sadece bir küp koymuşlar arkadaşlar. Başka bir şey görünmüyor galiba. Şu taşları da alalım burada. Sökelim orayı da. Vardır belki ya, bırakmayalım. Bu ne? Burada bir şey var. Yok. Taşmış. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Bir tane küp var. O içinde ne var acaba? Çok merak ediyorum şu anda. Levyeyi de düşürdük aşağıya. Akşam da oluyor hemen. Havayı bulut kapladı. Şimdi nasıl yapalım? Yukarı mı çıkalım? Elimize kamerayı da aldık buradan şimdi. Tek elle çıkabileceğiz mi ya? Şöyle bir deneyelim bakalım. Düşmeden çıkabilirsek. Hadi bakalım. Çıktık, tamamdır. Nerede küpümüz? Gel bakalım, gel. Kaçma. Oh be. Oh. Süper bir işlem oldu. Çok güzel oldu. Hemen şurada açalım bakalım küpü. Acaba ne var içinde? Çok merak ediyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Küçük derken bayağı da büyük ama. He. Şuna bak. Şuraya. Şöyle. Üf, üzerindeki toprak öyle bir yapışmış ki. Çantadan şey alalım. Murcu aldım. Murçla. Bunu şimdi böyle. Üstündeki toprağa bakın ya. Donmuş burası. Aha. Oo. Üzerinde bir şey var. Kapak yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel ama. Şuna bakın. Çok güzel. Bunu nasıl çıkaracağız şimdi buradan? Gel bakın. Of, açılıyor. Aa. Acayip bir şey çıktı içinden. Bu ne? Vay be. Oo, yumuşacık toprak var içinde arkadaşlar. Yumuşacık. Vay. Şuraya dökelim yavaş yavaş. Ne var içinde? Bir şey görünmüyor hala. Bakın arkadaşlar, içindeki toprak burada öyle bir sertleşmiş ki dökülmüyor. Aha! Aha! Paralar çıkıyor. Hadi. Ha! Bayağı bir para var içinde. Bakın. Bayağı bir para var. İçine hale gelmiş. Güzel bir kapak yapmışlar. Şöyle bir madalyon gibi bir kapak var arkadaşlar. Üzerinden bu çıktı. Oo, bu bronz galiba. Bronzsa iyidir. Bakalım. İçindekiler ne? Aha. Sarı. Güzel. Çok güzel paralar var. Bir. İki. Üç.
Hadi bakalım geliyor. Devam. 4. Hadi ya, kaç tane var acaba? Bakın arkadaşlar, kamerada görünüyor değil mi? Hepsi aynı mı paraların? Boyutları farklı ama üzerindeki baskılar aynı arkadaşlar. Var var, daha var. 5. 5, 5. Hadi bakalım, devam. Kaça kadar devam? Göreceğiz. 6. Devam ediyor. 6. Bunun üzerindeki baskı ters. Bu farklı galiba. Arkadaşlar, kaç oldu? 6 mı? Küpün içine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Var mı başka? Haydi, bitti. Bu kadar mıymış? Ha? 7, 7. Tamam. 7.'yi de buldum. Var mı başka? Bakalım. Hadi yavrum. 10 tane olsaydı bari ya. 7 rakam. Yok. 7 tane arkadaşlar. Neyse, içinde kaldıysa da o da toprağın hakkı olsun. Bakın. Çok güzel. Şıngır şıngır. Paralar nasıl? Paracıklar şıngır şıngır ses yapıyor. Çok güzel. Ama değerli paraya benziyor. Bu madalyon acaba ne ya? Üzerinde böyle güzel bir baskı var. Aa, o bir tane arkadaşlar, yönü ters olan baskılı vardı ya. Onun aynısı. Bu tarafa bakıyor bu. Şöyle kapak yapmışlardı üzerine. Vay be, çok güzel. Of. Arkadaşlar, bugün çok yoruldum. Bayağı bir zor oldu. Bakın böyle acayip bir yerdeyim. Güneş de battı. Bir önce toparlanıp çıkmam lazım. Geç kalmayayım. Arkadaşlar, dağ başında zor olur. Başımıza iş almayalım. Yukarıda arkadaşım var, nöbet bekliyor. Sıkıntı olmaz gerçi de. Malzeme bakın böyle arkadaşlar. Şu bir tane madalyon. Burada paralar. Bakın. Böyle. Çok güzel. Küp de çok güzel ha. Küpü kendim ayıracağım bu sefer. Bakın arkadaşlar, paralar nasıl? Gördünüz mü? İyi parlıyorlar ha. Renkleri biraz solmuş, molmuş bir şeyler olmuş ama. Evet. Arkadaşlar, çok yorucu oldu. Ama sonuca ulaştım her zamanki gibi. Pes etmek yok. Durmak yok. Yola devam. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Çok yoruldum. Bir önce gidip dinlenmem lazım. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni yapın. Yorumlarda da fikirlerinizi söyleyin. Burada daha sizce benim görmediğim, sizin gördüğünüz bir şeyler varsa onları da belirtin yorumlarda. Yalnız arkadaşlar, şimdi bakın. Şurada, tam şu karşıda, şu ağaçların arka tarafında alan tarama bir nokta daha tespit etti. Oraya da geleceğim. Görüntülemeyle bakmadım daha oraya ama bugün artık geç kaldım. Oraya gelip görüntüleme cihazıyla bakacağım. Bir malzeme görünüyorsa orada, oraya da çalışma yapacağım arkadaşlar. Bakın. Kaplumbağa aşağıda. Gördünüz mü? Tam şurada. Burada kaplumbağa var. Buralarda zaten arkadaşlar yaşam olmuş. Belli zaten. Şurası bir patlatılmış kasa. Bir de şu üst tarafta vardı patlatılmış kasa. Burası böyle daha önce kapalıymış muhtemelen. Bakın böyle balkon gibi. Şu kısım falan. Bu kayalar sonradan kopmuş, düşmüş aşağıya. Burada bir yaşam olmuş arkadaşlar. Şurada böyle bir çatlak var içeri doğru giden. Belki de burası komple böyle Horasan dolgu da olabilir. Buradan içeri bir mağara gidiyor olabilir. Bilemeyiz ama zor işçiliği var. Benim yapabileceğim bir iş değil yani. Ben tek başıma hayatta beceremem. Bir kişide değil, 3-4 kişiyle bile belki zor olur arkadaşlar. Buralar zor işleri. Bırakıyoruz, not alıyoruz. Kenara bırakıyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi aşağıda şelaleye çok az kaldı. Ve arkadaşlar bakın, kamerada belli olmayacak muhtemelen ama nasıl yapsam onu? Şu aşağıda arkadaşlar tam böyle bir mağara girişi var. Girişinde böyle bildiğiniz dikdörtgen bir kapı gibi yer var. Gündüz çok net belli oluyordu. Kaydın arasında da onu eklemeye çalışacağım size. Orada bir kapı var arkadaşlar. Sanki daha önce üstü kapalıymış da açılmış gibi. Çok güzel bir şey. Oraya nasıl inerim bilmiyorum ama orası çünkü çok tehlikeli bir bölge. Ama yavaş yavaş şelaleye doğru gidiyorum arkadaşlar. Orada çok güzel videolar olacak diye düşünüyorum. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.